Ramazan-ı Şerif ayında hanım kardeşlerimize özel bazı durumlar var. Onların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bu videoda o meseleleri sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri hikmeti gereği erkekle kadının fıtratını hem ruhen hem de bedenen farklı yaratmıştır. Bu farklılıklardan birisi de hanım kardeşlerimizin belli günlerde adet görmeleridir. Malumunuz bu günlerde hanım kardeşlerimiz namaz kılamazlar, oruç tutamazlar, Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar, Kur'an-ı Kerim okuyamazlar, camilere giremezler, Kabe'yi tavaf edemezler. Bu durumda kılamadıkları namazları kaza etmezler ancak oruçları daha sonra kaza ederler. Hanım kardeşlerimiz oruca niyetlendikten sonra böyle bir durum söz konusu olursa ne yapmalıdırlar? Hanım kardeşlerimiz sabahleyin sahura kalktılar, oruca niyetlendiler ve gün ortasında bu durum başlarına gelirse bu kardeşlerimizin oruçlarını mutlaka bozmaları gerekir ve o günü daha sonradan kaza ederler. Peki savurda hala bu durum devam ederken gün ortasında durum sona ererse ne yapmalılar? Bu durumda da hemen gusüllerini alıp namazlarını kılmalılar, Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. Ancak o gün Ramazan'ın gününe hürmeten akşama kadar bir şey yiyip içmemeleri çok güzeldir daha güzeldir ve o günü de yine sonradan kaza ederler. Bugünlerde olan hanım kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim okuyamazlar dedik ee, ama mukabele dinleyebilirler. Kendileri tekrar etmeden Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan mukabele dinleyebilirler. Tesbih çekebilirler zikir çekebilirler ve çekmelidirler. Bir de şunu arz edeyim değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde hatim yapmak çok önemlidir. Büyük sünnetlerdendir. Ama bu hatimin tamamının mutlaka Ramazan-ı Şerif içerisinde olması gerekir. Bazı hanım kardeşlerimiz bu günleri geleceği için Ramazan'dan önce hatime başlamış oluyorlar. E, bu hatim olur ama Ramazanda bitmiş bir hatim olmaz. O önceden okuduklarınız Ramazanda olmadığı için Ramazan ayı içerisinde bir hatim yapmış olmazsınız. Hatim olur, sevap alırsınız ama Ramazanda hatim sevabından mahrum kalırsınız. Eğer erkenden başladıysanız o cüzleri tekrar Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde okumanın gayreti içerisinde olmanızı sizlere tavsiye ederim. Diğer bir durum yine hanım kardeşlerimizle alakalı. Hamile olanların oruç tutma meselesi. Hamile olan kardeşlerimiz eğer oruçlarından dolayı kendileri veya karınlarında taşıdıkları çocukları hasta olmak, sakat kalmak veya ölüm tehlikesiyle karşılaşma gibi bir durum söz konusu olursa, bunu ya kendi tecrübesiyle veyahut da orucun hassasiyetini bilen uzman bir doktorun tavsiyesiyle böyle bir durum söz konusu olursa bu kişiler oruç tutmayabilirler. Ama az önce söylediğimiz mesele önemli. Kendisi ve karnında taşıdığı çocuk e, bu oruçtan ya hasta olur ya sakat kalır veyahut da efendim ölüm tehlikesi geçirme durumu söz konusu olursa bu durumda tutmayabilirler. Diğer türlü tutmaları gerekir. İkinci olarak çocuk emziren hanım kardeşlerimiz eğer oruçtan dolayı sütleri kesilecekse bunlar da oruç tutmayabilirler. Sonradan tabi kaza ederler. Bu iki bahsettiğimiz sınıfta sonradan kaza ederler. Ama e, sütünde bir problem olmuyorsa oruç tutmaları gerekir. Hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken başka bir mesele, bayram günleri yaklaştığı zaman temizlik ve bazı yemek, börek gibi şeylere ciddi manada ehemmiyet veriliyor. Bu doğru bir şey değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini son 10 günde arayın buyuruyor. Yani son 10 gün 10 gece içerisinde Kadir gecesi her gün olabilir. Dolayısıyla bu tür şeyleri temizlikler vesaire ya özel günlerinde veyahut da bu 10 günden önce yapmaları ve son 10 günü mutlaka ibadete ağırlık vermeleri gerekir. Biliyorsunuz erkeklerin itikaf diye bir sünneti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafa önem verilmiş. Hanım kardeşlerimiz de kendi bir odalarında böylece itikafa çekilebilirler. Yani son 10 gün dışarıda gezip alışveriş yapma, temizlik yapma ve börek, pasta vesaire yapma günleri değil, ibadete ağırlık verme günleridir. Bunu da söylemiş olalım. Diğer bir mesele, hanım kardeşlerimiz evlerde genelde sahurları, iftarları hazırlarlar. Bunları hazırlarken şöyle niyet etsinler. Allah'ım, bu evde benim eşim, çocuklarım oruç tutuyorlar. Daha kolay oruç tutsunlar diye onlara yemek hazırlıyorum niyetini içlerinden geçirirlerse bu yaptıkları çalışmalar kendileri için ibadet olur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men gaziyen fi sabilillah faqad gaza. Allah yoluna savaşa giden bir kişiye hazırlık yapan, onun azığını, atını, okunu, şuyunu, buyunu hazırlayan kişi de Allah yolunda cihad etmiş gibidir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir müjdesi var. Bu müjdeye de nail olmuş olurlar. Ama ne olur çok gösterişe kaçmak için, lükse kaçmak için de ömürlerini, büyük vakitlerini mutfakta da geçirmelerini asla tavsiye etmiyoruz. Allahü Teala Hazretleri Ramazan'dan azami derecede istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.